كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: en zararlı şey, en zarar derken arkadaşlar, insanın kendine, nefsine en çok zarar veren şey nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Çok konuşmaktır. Çok konuşmaktan maksat arkadaşlar, dünyevi, malayani, gereksiz konuşmaları aşırı yapmaktır. Şu memlekette boş konuşmak arkadaşlar para oldu. Ne demek para oldu? Bugün bakıyorsun arkadaşlar, bir maç oluyor. Bir derbi oluyor. 90 dakika boyunca derbisi var. Millet ağzı açık izliyor. Peşine 90 dakika yorum var. Peşine sabahlara kadar spor yorumcuları bilmem onu yorumlar, bunu yorumlar. Abi sabaha kadar ya. Boş konuşuyorlar, boş. Asıl boş konuşmuyorlar. Adam konuşur da kardeşim, programın süresi uzuyor. Süre uzunca ne oluyor? Araya reklam koyuyorlar. Ondan sonra gelsin para. Ya dünyalık Allah aşkına. Fener yendi, Galatasaray yendi, Beşiktaş yendi. Tamam, yendi, konu kapandı. Faule mi gitti, taca mı gitti, offside mi, ulan 5 santimle offside kaçmış. Ulan kaçtıysa sana ne, daha ne yapacaksın 5 santime 10 santime. Aslında orada ayağa kaymasaydı, işte orada penaltı olmasaydı, 3 puan bilmem olmasaydı, geçen hafta berabere kalmasaydı. Yeter daha. Ama niye konuşacak? Boş konuşacak. Adamın işi bu, boş konuşmak. Evet, açık konuşuyorum arkadaşlar. Adam Sübhaneke'yi bilmez. Üçüncü lig takımlarının kadrosunu biliyor. İlk 11'i, yedekler, bilmem ne. Adamın gebetesini biliyor. Niye iddia oynuyor? Bilmem lazım kardeşim diyor. Bilmem ne. Kardemir, Karabük, bilmem ne spor. Geçen hafta Mersin İdmanı'na 8 attı. Tamam attı, sana ne? Sana mı attılar? Sana ne oluyor? Yani lüzumsuz malayan işler var ya, bizi bitirecek. Hadis-i şeriflerin bakın devamına bakın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Dilini tutan kurtulur. Şu dilimize sahip olsak var ya, kurtulacağız ha. Ama dilimize sahip olmadığımız için sonumuz, ahvalimiz çok ama çok sıkıntılı görünüyor arkadaşlar. Açık konuşuyorum. Sonumuz şu dilimizden olacak. Gıybeti, dedikodusu, boşu, malen, ne kadar pis iş varsa hep dilimizden geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Selamet isteyen sükut etsin, dilini tutsun. Sus diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Susun diyor, susun ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbet aracı. Yani neredeyse hiç konuşmazdı ya. Evet. Biz bugün sohbet konuşmuyoruz. Ahiret konuşmuyoruz. Dünya ile alakalı her şeyi en iyi şekilde konuşuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Susmak hikmettir. Fakat susan azdır. Eylemi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Amellerin en makbulü dilini tutmaktır. Taberani. Hayır söz harici dilini tutan şeytanı mağlup eder. Taberani. Arkadaşlar bir söz var ya, çok konuşan çok yalan söyler diye. Hakikaten bu söz doğru. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Çok konuşan çok yalan söylüyor. Niye? Belli bir şey sonra. Çünkü niye biliyorsun? Adamı konuşacak bir şey kalmıyor. Ya şahit oluruz. Adam konuşuyor, 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 konuşuyor. Susuyor. Mevzu bitti. Bir yerden girmesi lazım yine. Adamın metabolizması, çenesi değirmen taşı gibi sürekli dönüyor. Susmak denen şeyi bilmiyor adamlar. Etrafınızda varsa Allah razı olsun susun. Samimisiniz ya, bir sus mübarek de ya. Bir sus da kardeşim. Yeter de. Yeter de mübarek adam, bir sus ya. Sus da motorun olsun derler değil mi arkadaşlar? Söyleyeyim bunu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sükut eden birine, bir mümine yakın durun. O hikmetsiz değildir. Arkadaşlar susan arkadaş bulun. Nerede? Bize tam tersi. Oğlum sen de hiç konuşmayın ya. Lan bir konuşsana ya. Lan hiç konuşmayın ya. Lan mübarek sussana, daha ne istiyorsun? Adam konuşmuyor. En iyi arkadaş az konuşan arkadaştır. Ama bizde maalesef tam tersi. Biz susan adamı sevmiyoruz. Biz konuşan adamı seviyoruz. Arkadaş akşam gel yapacak, gel makara yapacak. Sen çok konuşuyorsun, sen gel. Sen bir de diyor sabaha kadar uyutmazsın diyor. Maksat ne? Konuşsun. Konuşursa iyice bizi günaha soksun. Allah muhafaza. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Allah Celle Celaluhu'ya ve ahirete inanan ya hayır konuşsun ya da sussun. Buhari. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. En kolay ibadet. Arkadaşlar en kolay ibadet ne olabilir sizce? Susmak. Bak hiçbiriniz bilmiyorsunuz. En kolay ibadet susmak ya. Sus arkadaşım, sus. Bak ne kadar güzel bir şey. Susuyorsun, sevap yazılıyor. Susuyorsun ya. Susuyorsun derken su değil ha.
Şimdi öyle zannetme, ulan bugün bir susamışım, bir susamışım, öyle değil. Biz hep öyle anlıyoruz. Hayır, öyle değil. En güzel ibadet susmak. Sus babacığım, kapa çeneni ya. Bir kapa, shut up. Shut up. Sus. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Mümin önce düşünür, sonra konuşur. Münafık düşünmeden konuşur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Çok konuşan yanılır, çok yanılanın yalanı çok olur. Yalanı çok olan da cehenneme layıktır. Hadi bakalım. Taberani'de geçiyor. Kurtuluş için dilini tut, evinde otur, günahların için ağla. Allah aşkına soruyorum. Etrafınızda böyle bir adam varsa ilk önce ben ayağının altını öpeyim, sonra sıraya girin, hep beraber öpelim. Bak, kurtuluş için dilini tut, evinde otur, günahların için ağla. Var mı böyle bir delikanlı Müslüman? Yok. La otur evinde, oturmaz. Günahlar için ağla, ağlamaz. Umurunda değil ki günah. Hiç günah umurumuzda değil. Günah mıymış? Allah belamızı mı verecek? Cehenneme mi gireceğiz? Hesap mı var? Kabir mi var? Azap mı var? Adamın umurunda değil. Vur patlasın, çal oynasın. Sakın ha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İnsanları cehenneme sürükleyen dilleridir. Tirmizi. Dilini tutmayan kimse tam imana kavuşamaz. Rahat isteyen sussun. Oo, of ya Rabbi. Af ya Rabbi ya. Çok konuşmak kalbi karartır. Kalbi kararan da Allah Celle Celaluhu'dan uzaklaşır. Allah Celle Celaluhu'dan uzaklaşan ne yapar biliyor musun arkadaşlar? Ne yapar, ben söyleyeyim mi? Hiçbir şey yapmaz. Namazı bırakır, abdesti bırakır, orucu bırakır, Kur'an'ı bırakır, sohbeti bırakır, her şeyi bırakır. Allah Celle Celaluhu'dan uzaklaşan günahlara koşar. Şeytana yaklaşır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Emri bil maruf ve zikir hariç her söz kişinin zararınadır. Allah Allah. Hadi bakalım. Emri bil marufçular. Emri bil maruf ve zikir hariç her söz kişinin zararınadır. İnsanların hatalarının, kusurlarının çoğu dilindendir. Taberani. Midesini, ırzını ve dilini koruyan bütün kötülüklerden korunmuş olur. Arkadaşlar, midenizi haramdan koruyun. Midenizi çok yemekten koruyun. Allah rızası için konuşuyoruz. Her zaman söylüyoruz, şu midemize sahip çıkalım. Başımıza ne geliyorsa bir dilimizden, iki midemizden geliyor. Çok yiyoruz, çok yiyince azıtıyoruz. Aç adam, ne diyorlar? Aç ayı oynamaz diyorlar, değil mi arkadaşlar? Niye? Hali yok kardeşim, oynamaya hali yok. Aç adam ne yapar arkadaşlar? Günah meyletmez. Ya bir yemek olsa desek, ula takatim yok mübarek. Adama gel desem, haram bir şey var. Valla baba hiç halim yok, sen git ne halin varsa gör. Ama karnı tok olsa, karnımız tok, sırtımız pek. Günah nerede? Günah, günah, günah. Saldıracak yer arar. Allah muhafaza. Midesini, ırzını ve dilin. Irzdan maksat arkadaşlar, namustur. Erkeğin de namusu arkadaşlar, gözüdür. Göz namustur. Namusunu koruyacaksın. Namahreme bakmayacaksın. Kadınlar için de geçerli. Bütün kötülüklerden korunmuş olur dedi. Kalbi doğru olmayanın imanı, dili olmayanın kalbi doğru olmaz. Ya Rabbel Alemin, dilimizi muhafaza eyle. Amin. Kalbi diline, dili kalbine, işi sözüne uymayan mümin olamaz. Arkadaşlar, geçen hafta söyledik. İnsanın kalbi süngere benzer. Sünger. Azrail Aleyhisselam kalbi sıktığı zaman kalpte ne varsa ağzından o çıkacak. Bak ne diyor? Kalp diline, dili de kalbine, işi sözüne uymayan mümin olamaz. Gerçek manada iman etmiş sayılmaz diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Allah Celle Celaluhu görür gibi ibadet ol. Bak. Allah Celle Celaluhu görür gibi ibadet edeceksin. Bunu yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Bakın arkadaşlar, ince bir mesele var. Rabbimiz şekilden münezzeh mi? Münezzeh. Hangi sıfatı? Hangi sıfatı? Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Hangi sıfatı? La bilmiyor musunuz? Aferin. Muhalefetün lil havadis. Yarattığı hiçbir şeye benzemez. Bir kimse diyor secde ettiği zaman, büyükler böyle der. Bir kimse diyor secde etti, sanki diyor Allah Celle Celaluhu kudret ayaklarına secde etmiş gibi olur. İyi anlayın. İyi anlayın burayı. Rabbini görür gibi ibadet et, kendini ölmüş say. Hayda, ölümden bahsetmeseydin iyiydi diyor ya. Kim diyor ölecek? Şimdi ölmeye ne gerek var? Ne güzel yaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Aslında müminin bayramı ölümdür be. Hakikaten bak ya. Yani bazen çok nadir oluyor böyle. Hani böyle bir an insan içine feyiz meyiz geliyor. İnşallah hepinize oluyordur o ahval.
O anda bazen diyorum ya Rabbi diyorum canım al diye dua ediyorum da ölmüyorum ya, bir türlü ölmüyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Amin. Ya dümen yapmayın oğlum ya. Allah size hayırlı uzun ömür versin. Amin. Siz bana dua etmiyorsunuz, ben size dua edeyim hadi bakalım neyse. Kendini ölmüş say, bunlardan daha iyisi ise dilini tutmaktır. Olaya bak olaya. Bu ikisinden daha iyisi dilini tutmak. Arkadaşlar bu hadisler size milat olsun. İnşallah. İnşallah. Rabbim bizi dilini tutanlardan eylesin. Amin. Amin.